Sevgilin burada benimle olduğunu öğrenirse ne yapacaksın? Benim için hava hoş. Ama o çocuk kırılmaz mı? Orada dağ başında tek başına saklanırken. Senin burada yaramazlık yapman doğru mu Nari? Atıf benim sevgilim değil Fırat. Sakın sakın. Sakın bana yalan konuşma. Dün gece seni gördüm. Ne gördün ya? Ne gördün? Sana dün gece geliyorum dedim. Sen de evde çocukların olduğunu söyledin. Yani bana yalan söyledin. Sonra burnumun dibinden arabayla geçtin. Anlamadım. Ne yani? Bu bir ilişkim olduğunu mu gösterir Atıf'la? Dün gece Atıf Birsel'le bir evde buluştun, daha evinde. Sonra içeri sarmaş dolaş girdin. E buraya kadar gelmişken bir seyredeyim dedim. O kadar romantiktiniz ki. Çok mutluydunuz. Burnunun dibine kadar yaklaşmıştı. Ben de meraktan izlemeye devam ettim ama daha fazla dayanamayıp defoldum gittim oradan. Fırat, gerçekten yanlış anlamışsın. Gerçekten çok dostça bir sarılmaydı o. Bana çok önemli bir şey anlatacaktı Atıf. O yüzden gittim oraya. İnan bana gerçekten. Ama bu nedeni bana anlatmayacaksın değil mi? Sen hem Atıf'la hem benimle birlikte olmak istiyorsun? Ne diyorsun sen ya? Ha? Abuk sabuk konuşma! Abuk sabuk konuşma! Yine üstüne çıkmaya çalışma! Senin Allah cezanı versin Fırat Kazan! Beni bu hale getirmeden de söyleyebilirdin. Ne söyleyeceksen anladın mı? Senin bana yaptığının cezasını karşılığı yok! Bana gerçekleri söyleyebilirdin Narin. Seni anlayabilirdim. Biz seninle badireler atlattık. Ama sen bana yine yalan konuştun. Bana gerçekleri söyleyebilirdin. Ben de bunu anlardım. Sen yine çocukça davrandın. Çocukça bile değil. Sen... Sen Allah cezanı versin. Beni böyle bir cezalandırıyorsun sen. Çok iyi geldi. Bu Fırat ne demek istedi? Anlamadım. Fırat'ı aradım şimdi. Gel, Irmak geldi, sürpriz yapalım dedim. Biz ayrıldık dedi. Ay doğru demek. Evet. Niye benim haberim yok Irmak? Sen onun için gittin değil mi? İş falan da bahaneydi. Ya niye bana yalanlar attın? Niye söylemedin? Seni üzmek istemedim. Yeterince çektim benim bu Fırat hikayelerimi zaten. Artık büyümek istedim. Gittim, kendimle bir hesaplaşma yaşadım ve atlattım. İyiyim. Ah be Irmak, sen benim kardeşimsin, ben senin ablanım, anlatacaksın. Ne üzülmesi ya? İyiyim dedim, bitti o konu. Döndüm işte. Hem de çok iyi bir iş teklifiyle. Önemli olan da bu değil mi? Öyle tabii de şey. Tamam, tamam o zaman. Allah Allah, kapattık konuyu. Senden ne haber? Can yine yok ortalıkta. Aranız yine bozuk mu? Yok ya, senden sonra biz de ayrıldık. Görüşmüyoruz uzun zamandır. Ne ayrıldık işte ya. Yok mu bir, ne bileyim, bir küfür, bir üzüntü, bir lanet yağdırma falan? Çok rahat görünüyorsun. Bak Allah aşkına, hiç çenemi yoramam onun için yani. Allah Allah. Sende bir haller var, sen bayağı mutlusun yani. Mutluyum tabii. Allah Allah, niye mutlu olmayacağım? Allah şükürler olsun, her şey yolunda işte. Ya sen geldin, mutluyum işte ya, mutluyum. Kalk hadi kalk. Çıkar şu bornozunu, ıslak ıslak durma, hasta olacaksın. Kalk çıkar, değiş üstünü, yat uyu bir güzel dinlen, tamam mı? İyi tamam, yorgunum zaten. Oh, hoş geldin, hoş geldin. Hoş bulduk ablacığım. İyi geceler. İyi geceler.
ediyorum. Bana inanmıyorsun biliyorum ama güvenmek zorundasın. Tekrar ediyorum. Ben oraya Atıf'la sevgili olduğum için gitmedim. Atıf benim müvekkilim. Öyle her sırrını ortaya dökemem. Neler alet ediyor seni. Ama ben anladım seni. Ben de seni anladım Fırat. Senin derdin beni küçük düşürmek. Zamanında katil babası yüzünden gencecik bir kızı çırılçıplak ortada bırakan bir adamdan ne beklenir değil mi? Nasıl da kötü kötü parladı gözlerin. Bana yakın davrandın. Soydun. Yatağa götürdün. Sonra da beni aşağıladın. Bak ırmak gelmiş, dönmüş geri. Bence barışın siz. Vallahi çok yakışıyorsunuz birbirinize. Kaldığınız yerden devam edersiniz. Gözlerine bakacaktım ve karar verecektim. Bana aşkla bakacaktı. Dünyada ondan başka hiçbir şeyin önemi kalmayacaktı. Onun bu pislikleri babası yüzünden bulaştığına, masum olduğuna inandıracaktım kendimi kollarında yatarken. Edecektim mesleğime, adalet duyguma. Fıratsız kalmamak için adalete ihanet ettim. Fıratsız kaldım. Susuz, nefessiz, onsuz bir hayata mahkumum artık. Demek ki adalet gerçekten var. İçmek beni geri getirmez ki. Yıllarca seni özledim. Tam birbirimizi bulmuşken neden bunu yaptın? Ben hep seni sevdim Fırat. Başka türlüsünü bilmem ki. Gözümü seninle açtım ben. Sen bana ihanet ediyorsun. Sen körsen kalbine laf anlatmak boşuna. Sen önce gözünü aç. Sen bana ihanet ettin. Belki de kör kalmak daha iyi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.